باب الرجل يصلي بالرجلين اين يقيمهما bu bab şu babdır ki er-reculü bir adam yusalli kılar bir reculeyi iki adama namaz kıldırır bir adam iki adama namaz kıldırırsa eyne yuqimuhuma o iki adamı nerede durduracak sağında solunda mı durduracak yoksa arkasında mı durduracak bu mesele ihtilaflı ihtilaflı olduğundan beyan ediyor قال أبو جعفر قد ذكرنا في باب التطبيق إمام الصحابي diyor ki yukarıda tatbik babında geçti fir rükû rükûda rükûda ellerini dizlerine mi koyacak yoksa tatbik yapıp iki ellerini birleştirip bacaklarının arasına mı koyacak iki rivayet vardı ya iki ellerini birleştirip de bacakların arasına koymaya ne derdiler tatbik orada geçti diyor orada kimden rivayet edildi yani Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh أنه صلى بعلقمة الأسود. عبد الله بن مسعود حضرت علقمة لحضرت أسود نماز كبردي فجعل أحدهما عن يمينه birisini sağında kıldı ve الآخر عن شماله ötekinde solunda kıldı. Birisini sağında durdurmuş, birisini de solunda. Bu kimin mezhebi oldu? Abdullah ibn Mesud'un mezhebi oldu. O böyle yapmış. قال ثم ركع. Sonra ravi diyor ki biz rükû ettik. فَوَدَعْنَا اَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا ellerimizi dizlerimizin üzerine koyduk. Abdullah bin Mesud'un peşinde namaz kılan Halkemle ile Esmet diyor. فَضَرَبَ اَيْدِيَنَا bizim ellerimize vurdu. Diyediği eliyle وَطَبَّقَ kendisi tatbik etti. Yani dizlerinize koymayın, ellerinizi birleştirin, şöyle iki bacaklarınızın arasına koyun. Ve böyle yaptı diyor. فَلَمَّا فَرَغَ وَقْتَكِ فَارِغُ اُلْدِ نَمَزْلًا قَالَ buyurdu ki هَاكَذَا فَعَلَى رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ سَلَّ Peygamber Efendimiz böyle işledi dedi. Böyle işledi deyince ellerini tatbik ettiği bunu mi kastediyor? Yoksa iki adam olursa birisini sağa birisini sola durduracak bunu mi kastediyor? Hangisini işledi? Her ikisini de mi işledi? Yoksa birisini mi işledi? Burada izahat yok. Onun için diyor ki فَحْتَمَلَ ذَٰلِكَ bu ibare مُحْتَمِلُ اُلْدِ اِنْدَنَا bizim indimizdeki en يَكُونَ اُلَى مَا ذَكَرَهُ عَنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den zikrettiği ki اَنَّهُ فَعَلَهُ böyle işledi demesi هُوَ تَطْبِيقَ tatbik olan yani bir adamı sağda bir adamı solda durdurdu bizim indimizde hayır birinci ihtimal yani tatbik Peygamber Efendimiz tatbik yaptı ama birisini sağda birisini solda durdurması Peygamber Efendimiz'den rivayet değil bu. Fakat diyor ona da ihtimal var. Hem tatbik yaptı hem de birisini sağına birisini soluna durdurdu. Yani bu rivayetten o manada çıkar. فَاَرَدْنَا اَنْ نَنْظُرَا Madem böyle mühtemil olduğu öyleyse biz nazarı murad ettik. Yani araştırdık. Hem şeyin mine rivayet rivayetten bir şeyde olucu mudur? مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ Buradaki Peygamber Efendimiz'in fiili tatbik miydi? Hem tatbik hem de cemaati birisini sağında birisini solunda durdurmak ikisi miydi? Bunu diğer rivayetlerden aradık diyor. Acaba maksat hangisiydi? فَاِذَنْ حُسَيْنْ اِبْنُ نَصْرٍ بَحْتُكْ حُسَيْنْ اِبْنِ نَصْرٍ قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi. قال حدثنا يزيد بن هارون dedi ki يزيد بن هارون rivayet eyledi. قال أخبرنا محمد بن إسحاق عبد الرحمن بن الأسود محمد بن إسحاق عبد الرحمن بن أسود'den rivayet eyledi. عن أبيه عبد الرحمن da babası أسود'den rivayet eyledi. قال أسود buyurdular ki دخلت أنا وعمي ben bir de amucem girdik على عبد الله عبد الله بن مسعود'un huzuruna بالهاجرتي önde vakti Hacire güneşin kızmış olduğu bir vakit demek. Bir de önleye de derler. Önden namazını da hacire derler. فَاَقَامَ الصَّلَاةَ نَمَازِ اِقَامَ اِلَدِ فَتَأَخَّرْنَا خَلْفَهُ Biz ikimiz geride durduk. İmam ileride ya, bunların ikisi geride durmuşlar. فَاَخَذَ اَحَدَنَا بِيَم۪ينِهِ وَلَاخَرَ بِشِمَالِهِ Tuttu, birimizi sağına çekti, birimizi de soluna çekti. Geride durmaya razı olmadı diyor. Bunlar geride saf tutmuşlar ikisi. Abdullah bin Mesud tutmuş, birisini sağına çekmiş, birisini de soluna çekmiş.
فَجَعَلَنَا عَنْ يَم۪ينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ Bizi birimizi sağda, birimizi solda kıldı. فَلَمَّا صَلَّى وَحْفَكِ namazı kıldırdı. Kale buyurdu ki, هَاكَذَا böylece كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْنَعُ Peygamber Efendimiz böyle işlerdi. اِذَا كَانُوا سَلَاتَ Namaz kılanların adedi 3 tane olursa böyle yapardı. Birisi imam ortada durur, birisi sağında durur, birisi solunda durur. Öyleyse bu rivayet neyi teyit etti? Birinci rivayetteki Peygamber Efendimiz böyle yapmış olduğu dediği hem tatbik hem de iki adam olursa birisini sağında birisini de solunda durdurma. Bu ne izah etti? فَهَذَا الْحَدِيثِ يُخْبِرْ Bu hadis haber veriyor ki اَنَّ قَوْلَ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَى عَبْدُ مَسْعُودُونَ سُوْزِ هَكَذَا فَعَلَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz böyle yaptı sözü huve bu nedir? اَلَى قِيَامِ الرَّتُلَيْنِ İki adamın durması üzerinedir. اَحَدُهُمَ عَنْ يَم۪ينِهِ وَالْاَخَرُ عَنْ شِمَالِهِ Birisi sağında, birisi solunda. Uyanı gel de otursun. Evet. Ve alet tatbik. Hem ona ihtimali vardır hem de tatbike. Bunda ikisi de var. Çünkü tatbik zaten var. Abdullah bin Mesud tatbikine namaz kılardı. Bir de birisini sağa çekti, birisini sola çekti. Onu da açıkça beyan etti. Öyleyse birinci hadiste geçen Abdullah bin Mesud'un sözü Peygamber Efendimiz böyle namaz kıldırdı demesi iki meseleyi beyan etti. Hem tatbik hem de birisi sağında duracak, birisi solunda duracak, arkada durmayacak. وَقَدْ حَدَّسَنَا أَبُوْ بِسْرِ رَقِّيِّ قَالَ حَدَّسَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذُ عَنِ بْنِ عَوْنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَشُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ İbn-i Avun diyor ki ben bir de Şuayb ibn-i Habhab olduk inde İbrahim'e, İbrahim'in akayenin indinde. فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ İkinde hazır oldu. فَصَلَّى بِنَا İbrahim'u İbrahim bize namaz kıldırdı. فَقُمْنَا خَلْفَهُ Biz arkada durduk. İmam ileride, bunların ikisi de geride durmuşlar. Ne'am. Fecerrena bizi çekti. Fecealena an yeminihi ve an şimalihi. Birimizi çekti sağına, birimizi de çekti soluna. Gâle felemmâ salleyna. Vaktaki biz namazı bitirdik. Ve haracina ile dar. Mescitten dara gittik, evine gittik. Gâle İbrahim'i, İbrahim buyurdu ki, Gâle ibn-i Mesud radıyallahu anh, Abdullah ibn-i Mesud buyurdular ki, هَكَذَا böylece böylecedir namaz فَصَلُّوا هَكَذَا böylece فَصَلُّوا siz namaz kılın وَلَا تُصَلُّوا siz namaz kılmayın كَمَا يُصَلِّ فُلَانٌ Fülanın namaz kıldığı gibi kılmayın. O filan kim? Onu zikretmiyor. Demek ki ashabtan birisi böyle namaz kılmıyor. Diyor ki siz onun namaz kıldığı gibi namaz kılmayın. Benim kıldığım gibi kılın. Resulullah Efendimiz böyle namaz kıldı diyor. O filanın ismini vermiyor. İhtimal başka rivayetlerde var o isim. Kale İbrahim dedi ki fezekertü zâlike li Muhammed ibn Sirin. Tabi baktı ki bu acayip bir namaz. Bir defa tatbik var. Ellerini dizlerin üzerine koymuyor. Bir de geride duracak yerde iki adam birisini sağına birisini soluna çekti. İbrahim'in nehayı bu meselede şüphelendi. İbrahim de hay bunu yapıyor. Ha, ondan rivayet eden şüphelendi. Ondan rivayet eden kim idi? İbn-i Avun. İbn-i Avun'la Şuayb ibn-i Habhab. Ravi esasen İbn-i Avun. Diyor ki ben gittim bunu zikrettim. Muhammed ibn-i Sirin. Muhammed ibn-i Sirin'e söyledim. وَلَمْ اُسَمِّ لَهُ İbrahim. Fakat İbrahim'in nehayının ismini söylemedim. Dedim ki birisinin peşinde biz namaz kıldık. Geride saf tuttu. Birimizi sağına çekti, birimizi soluna çekti. Ve bir de tatbik yaptı. Deyince fekale Muhammed ibn Sirin dedi ki haza İbrahim, ha anladım. Bu İbrahim'in nehayıdır. O böyle yapar. Halbuki onun ismini vermediği halde Muhammed ibn Sirin rahimeullah anlamış. Çünkü o bu işle meşhurmuş o vakıpta. Eshabın hepsi böyle yapmıyor. Tabiinin hepsi böyle yapmıyor. O böyle yapıyor. Onu Muhammed ibn-i Sirin anlamış, ha, bu İbrahim'dir demiş. قَدْ قَالَ ذَاكَ Bunu söyledi İbrahim. En Alkame'de, Alkame'den söyledi. Alkame'den rivayet etti. Alkame'de Abdullah bin Mesud'den rivayet eyledi. وَلَا أَرَبْنَ مَسْعُودُ Ben görmem İbn Mesud'i ki radıyallahu anh فَعَلَهُ Bunu işlemiş ola اِلَّا لِضِيقٍ
illa sıkıntı olduğunda, öyle sıkıntı ki kâne fil mescid. Mescitte yer yoktu, Abdullah bin Mesud bunun için yaptı. Yani kendi ileride dursa, ikisi geride dursa, orada yer yoktu mescitte. Onun için birisini sağına aldı, birisini soluna aldı. Mescitte sıkıntılık olduğu için. Evli özrin. Yahut da bir özür için yaptı Abdullah bin Mesud. Öyle özür ki, râhû. Onu gördü, o özrü gördü, fihi o namazda. La alâ enne zâlike mine sünne. Yoksa Resulullah'ın sünneti böyledir de onun için yaptı değil. Yani Muhammed İbn-i Sirin inkar etmiyor ki Abdullah bin Mesud yapmadı. Abdullah bin Mesud kime namaz kıldırdıydı? Halkeme ile Esved'e. Ve onları geride durdular, çekti birisini sağına, birisini soluna. Muhammed İbn-i Sirin onu tevil ediyor, diyor ki sünnet böyledir de bunun için yapmadı. Ya baktı ki mescitte yer dar. Onların başı bunun ayaklarına gelecek, sığmayacaklar. Onun için birisini sağına çekti, birisini soluna çekti, yer darlığı için. Yahut da başka bir özür var idi. O özürden dolayı. Ama sünnete gelirse bu sünnet değildir dedi. Muhammed İbn-i Sirin inkar etti sünnet olmasını. قَالَ وَزَكَرْتُهُ لِشَّعْبِي İbn-i Avun diyor ki ben bunu gittim Şabi'ye de söyledim. فَقَالَ dedi ki قَدْ زَعَمَ زَاكَ Bunu zu'metti Alkametü ibn-i Avun El-Qail Bu sözü söyleyen Alkame böyle zu'metti. Alkame'yle nesvet gidip de Abdullah bin Mesud'un peşinde namaz kıldılar ya ve ravide Alkame ya diyor ki bu Alkame bu meseleyi çıkardı diyor. Bu sözü söyleyen Alkame'dir. Bundan çıktı yoksa bu sünnet değildir diyor. Fefiyâdel hadis bu hadiste olucudur. İdâfetül fi'li ile ibn-i Mesud radıyallahu anh. Bu fi'li Abdullah bin Mesud'a izafe vardır. Yani Abdullah bin Mesud böyle yaptı ama Resulullah Efendimiz'den rivayet etmiyor. وَلَا يَذْكُرُهُ الشَّعْبِيُّ Şâbi zikretmedi. وَلَا اَبْنِ سِيرِينَ İbn-i Sirin zikretmedi. اَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمَ Alkame'den rivayet, o da Abdullah bin Mesud'dan, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet yok. Ama halbuki var. Diyor ki, هَاكَذَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمَ Abdullah bin Mesud demedim ki, Peygamber Efendimiz böyle işledi. Ona demek istiyor ki hayır, onun böyle işledi demesi Peygamber Efendimiz'den bir rivayet değil. Belki evvelden öyle var idi, sonra biz yukarıda okuduk ya, tatbik evvelden var idi fakat sonradan nehyedildi. Tatbik kalktı. Demek ki Abdullah bin Mesud'dan rivayet edenler o nesk edilen hükmü beyan ediyorlar. وَقَدْ يَجُوزُ اَيْدًا Yine böyle caiz olur ki اَنْ يَكُونَ الْقَمَةُ Alkem olmuş ona. Lem yezkür zâlike lişşâbi. Şâbiye bunu zikretmedi. Ve İbn-i Sirin, İbn-i Sirin'e ki enne ibn-i Mesud radıyallahu anh zekerehu. Abdullah ibn-i Mesud bunu zikretti diye zikretmediler. Enin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn-i Mesud'un Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiğini zikretmediler. O da diyor ki Peygamber Efendimiz'den rivayet değil. Halbuki Peygamber Efendimiz'den rivayet. Abdullah ibn-i Mesud ne dedi? Hâkezâ fe'efe'ale Resulullah. Peygamber Efendimiz böyle yaptı. Bunu söylemediler de onun için onlar da dediler ki bu ne Alkame meydana çıkar. Rivayet değil. Halbuki rivayet. Sümme zekerehu l-esvedu libni. Esved bunu oğluna zikretti. Anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edildiğini Esved kendi oğlu Abdurrahman'a zikretti. Ve keyfe kâne l-mâna fî hâdâ. Ve keyfe kâne nasıl oldu el-mâna? Mâna burada fiyada bu meselede mana nasıl oldu? Öyleyse araştıracağız. Abdullah bin Mesud böyle yaptı. Bazıları diyor ki Peygamber Efendimiz'den rivayet etmedi. Fakat hakikatte rivayeti var. Fakat uğride zalik. Bu rivayet muarezi olundu. Bima haddesena Hüseyin ibn-i Nasr. Hüseyin ibn-i Nasr'ın rivayetiyle muarezi olundu. Bunun hilafına. Kale haddesena Mehdi ibn-i Cafer. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن ابي حزره المديني يعقوب بن مجاهد عن عباده بن الوليد بن عباده بن الصامت قال اتينا جابر بن عبد الله evet عباده بن الوليد diyor ki biz Cabir bin Abdullah'a geldik فقال جابر رضي الله عنه Cabir buyurdular ki جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e ben geldim. Ve hava yusalli namaz kılıyordu. Hatta kumtu en yesari. Solunda durdum. Fe ahadeni bi yedihi.
beni eliyle tuttu. Fe'edareni, beni çevirdi, getirdi. Hatta ekameni an yemini, hatta sağına çekti, getirdi. Namaz bozulmuyor değil mi? Namaz bozulmuyor, bir eliyle tutup getiriyor. Ve ca'e Cabir ibn-i Sahrin. Ondan sonra Cabir ibn-i Sahir geldi. Onun ismi de Cabir ama belki Cabir değil, Cabir ibn Abdullah değil, Cabir ibn-i Sahir. Fekâme an yesârihî. O da solunda durdu. Fedefe'ana biyedihî. Peygamber Efendimiz ikimizi itiledi. Biyedihî eliyle, cemiyen ikimizi. Hatta ekamna halfehû. Elimizi gerisin geri itiledi bizi, gerisinde bir saf yaptırdı. Demek ki evvela bak, birisi sağında durdu. Birisi de gelip solunda durunca iki adam oldu. İki adam olunca Peygamber Efendimiz eliyle onları gerisin geriye itiledi, onları geride saf tutturalar. Evet. Haddesena Yunus kâle akhberene ibn-i Vehbi enne Malik'en haddesehu an İsa kabini Abdillah ibn Ebi Talha an Enes ibn-i Malik'en radıyallahu an enne ceddetehu melike, onun nenesi melike, da'at Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i çağırdı. Li ta'amin sana'atuhu. Enes ibn-i Malik'in nenesi varmış melike. O Peygamber Efendimiz'e bir yemek yapmış, onu davet etmiş. فَاَكَلَ مِنْهُ. Peygamber Efendimiz o yemekten yedi. ثُمَّ قَالَ. Sonra buyurdu ki قُومُوا. Kalkınız. فَالْاُصَلِّ لَكُمْ. Size namazı kıldırayım. قَالَ Enes. Enes diyor ki فَقُمْتُ اِلَى حَس۪يرٍ لَنَا. Bizim bir hasır vardı. O hasire gittim. قَدْ اِسْوَدَّ مِنْ تُولِ مَا لَبِسَ. O kadar eski zamandan kalmış ki simsiyah olmuş. قَدْ يَحْلَنْمِشْ مِنْ تُولِ مَا لَبِسَ. Uzun müddet kalmış, siyahlanmış. فَنَدَحْتُوا بِمَاِنْ. Suyla onu yıkadım, ona su septim. فَقَامَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ayağa kalktı. وَسَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءُ. Peygamber Efendimiz önde, ben bir de bir yetim var idi. Bu ikimiz de Peygamber Efendimiz'in arkasında saf tuttuk. وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَاءِنَا. Acuz ki yani nenesi melike davet eden. O da gerideydi diyor. فَسَلَّا بِنَا رَكَعْتَيْنِ. Bizi iki reket namaz kıldırdı Peygamber Efendimiz. سُمَّنْ صَرَفَ. Ondan sonra da musarif oldu, gitti. Demek ki bu iki reket neyi kıldırmış? Farz iki reket, farz yok. Herhalde nafile olarak onlara bir namaz kıldırmış. Yalnız burada ne var? İki adam olunca birisini sağında birisini solunda kılmadı ya. Onlar geride saf tuttular. Bu meseleden bu çıkıyor. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ. Bir itiraz eden adam dese ki فَاِنْ فَعَلَ اِبْنِ مَسْعُودُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ هَذَا. Eğer İbn-i Mesud yaptıysa neyi? هَذَا الَّذ۪ي وَصَفْنَا. Bizim vasfettiğimiz bu şeyi yaptıysa بَعْدَ النَّب۪يِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'den sonra, yani birisini sağına birisini soluna durdurduysa يَدُلُّ دَلَالَتِدِرْ. Neye? عَلَى اَنَّ مَا عَمِلَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَالنَّاسِرْ. Eğer Abdullah bin Mesud böyle bir rivayet etmişse, burada da Cabir rivayet etti, Enes bin Malik rivayet etti ki bizi geride durdurdu. Bundan ne anlaşılır? Demek ki bu son amel ettiği evvelkisini neshetmiş. Peygamber Efendimiz onu da yapmış, sonradan da böyle yapmış, o ikincisi birinciyi neshetmiş. Eğer Abdullah bin Mesud'dan gelen rivayet sahih ise, yok sahih değilse zaten Peygamber Efendimiz hiçbirisinin sağında birisinin solunda durdurmamış. Sahih ise mensuh olmuş. قِيلَ لَهُ. Evet. Ona denilir ki, bu itiraz eden adam şöyle dedi. Enes ibn-i Malik'in dediği gibi birisi ikisini de solunda durdurmuş, arkada durdurmuş, saf halinde durdurmuş, bunu yapmışsa, Abdullah ibn Mesud'dan da rivayet sahih ise, Abdullah ibn Mesud'un rivayet etmiş olduğu hadis nasih olur, Hazreti Enes'in rivayet etmiş olduğu mensuh olur. Nasih olunca, yani bir adam iki kişiye namaz kıldırırsa birisini sağında birisini solunda bulundursun. Çünkü bu nasih oldu. Bu ne demek istiyorum? قِيلَ لَهُ. Ona denilir ki فَقَدْ رُوْيَنْ غَيْرِ بِنْ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ. İbn Mesud'un başkasından da rivayet edildi. Min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in ashabından ki ennehu fe'ale. O ashabdan olan zat işledi. Ba'de mevtin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra fî zâlik,
bu meselede Müslüman, Rava, Cabirun ve Enesun radıyallahu anhuma, Cabir ve Enes'in rivayetleri gibi işledi. Yani başka bir sahabede Enes İbni Malik ve Cabir radıyallahu anh rivayet ettiler ki geride saf tutulur, yanında durmaz. Böyle rivayet etmediler mi? Ashab-ı Resulullah'tan bunu teyit eden başkaları da var. Ve bu da mensuh olmadığının alameti ki o üçüncü sahabi Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahirette irtihalından sonra böyle yaptı. Öyleyse Abdullah İbni Mesud'un hadisi nasih değil. Belki o mevzu. فَاِنْ كَانَ اَكَرْ اُلُرْسَ مَا رُوْيَ عَنِ بِنْ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنْ فَعْلِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdullah ibn Mes'ud'un yapmış olduğu, Resulullah Efendimiz'in dar-ı ahirete teşrifinden sonra yapmış olduğu olursa, delilen delil olursa, اِنْدَكَ senin indindeki عَلَى اَنَّ ذَٰلِكَ Abdullah ibn Mes'ud'un rivayet etmiş olduğu hadis huve nasihu. Nasihtir. Sen bunu delil getiriyorsun. Sen diyor ki Enes İbni Malik yahut da Cabir Peygamber Efendimiz'in hayatındaki olan bir vakayı anlatıyorlar. Abdullah bin Mesud Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahirete teşrifinden sonra anlatıyor ki Peygamber Efendimiz böyle yapardı. Öyleyse Enes'in ve Cabir'in rivayet etmiş olduğu hadisler mensuh oldu. Abdullah bin Mesud'un rivayeti nasık oldu. Diyor ki sen böyle diyorsun ama üçüncü bir sahabeyi biz bulduk ki o da Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahirete teşrifinden sonra namaz kıldı ve iki cemaati geride durdurdu. Eğer sen Abdullah bin Mesud'un rivayetini nasih kılarsan sen, biz de o sahabenin yaptığını nasih kılarız. O da sahabe. Evet. Evet. Delil olursa indeke senin indeke elenne zalikun nasih. Abdullah bin Mesud'un rivayeti nasihtir. Kâne olur. Mâ rûyen gayri bin Mesud radıyallahu anhu min zalik. Abdullah bin Mesud'un gayrisinin bu mesele hakkında rivayet etmiş olduğu da olur. Delilen delil olur. İnde hasmi kesene hasmin indindeki enne zalik o üçüncü sahabenin rivayeti olur. Huve nasih nasih olur. Sen onu nasih kılarsın. Biz de onu nasih kılarız. Hangi sahabeden rivayet var mı ki bakalım? Onu getiriyor ki var. Femimmâ ruyen gayri bin Mesud'un radıyallahu anh fîzâli. Abdullah bin Mesud'un gayrisinden bu mesele hakkında olunan rivayetlerdendir. Ma haddesena Yunus'u, kâle haddesena Süfyan'u, ani Zühriye, ha ve haddesena Yunus, kâle akberen ibn-i Vehbin, enne Malik'en haddesehu, an ibn-i Şehab'in, en Ubidillah ibn-i Abdillah, an ebihi, kâle cîtu bil hacireti ilâ Umar'a. Önle vakti ben Hazreti Ömer'in yanına geldim. Fevecettuhu yusalli, onu namaz kılar buldum. فَقُمْتَ عَنْ شِمَالِهِ ben onun sonunda namaza durdum. فَأَخْلَفَنِي beni geriye çekti. فَجَعَلَنِي عَنْ يَم۪ينِهِ geriye çekti, arkadan sağına aldı. Yani ön tarafından değil. اَخْلَفَنِي demek arka tarafından tutmuş, çekmiş, sağına almış. سُمَّ جَاءَ يَرْفَعُ yerfe. Sonra yerfe geldi. Yerfe Hazreti Ömer'in kölesiydi. Evet. فَتَأَخَّرْتُ vakitte ben gerisin geri çekildim. فَصَلَّيْتُ اَنَا وَهُوَ ben bir de yarfa namaz kıldık. خَلْفَهُ Hazreti Ömer'in peşinde gerisinde. Sağındaydı ya, yarfa da geldiği gibi yarfa geride durdu. Bu da gerisin geri geldi. İkisi beraber durmuşlar. Hazreti Ömer namaz kılmışlar. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anh de Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahirete teşrifinden sonra bu namazı kıldırmış. Abdullah bin Mesud'unki nasip oluyor da Hazreti Ömer'inki nasip olmuyor mu? O da olur. Haddesene bir, haddesene Bekir ibn İdris, kâle haddesene Adem ibn Ebiyyaz, kâle haddesene Şöbetu, kâle haddesene Muhammed ibn Abdurrahman. Mevla Ali Talha, kâle semiyatü Süleyman ibn Yasar, kâle semiyatü ibn Utbete, yekûl uqîmetis salâh. İbn-i Ukbe diyor ki namaz ikame edildi ve leyse fil mescide ahad. Mescitte de kimse yoktu. İlla el müezzinu ve racülün Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh. Bir müezzin vardı, bir de bir adam vardı, bir de Hazreti Ömer vardı. İkamet getirilmiş, üç kişiden başka yok. Fece'alehuma Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer o iki kişiyi kıldı, müezzinle müteki adamı. Halfehu peşinde kıldı. Fesallâ bihime onlara namaz kıldı. Bu ikinci hadis yine Hazreti Ömer'de. Sümmel temesna hükme zalik.
biz bu hükmü aradık. Min tarikin nazar. Bir de nazar tarikiyle aradık. Şimdi rivayetler iki türlü geldi. Hazreti Ömer'den geldi ki iki kişi geride duracak, imam önünde duracak. Abdullah bin Mesud'dan geldi ki birisi sağda duracak, birisi solda duracak. İki hüküm arasında kaldık. Böyle mi yapılacak? Böyle mi yapılacak? Diyor ki bir de akla vurduk. Kıyasa vurduk. Akli delil nedir? Sümmeltemesine hükme zâlike min tarikin nazar. Kıyas tarikiyle bunu aradık. Fereyna biz gördük ki el aslu olan ennel imame imam izâ sallâ bi racülün vâhidin. Bir adama namaz kıldırırsa ekâme ve yeminihi sağında durdurur. Asıl bu değil mi? Bir adam olursa imamın sağında durmaz mı? İmamın sağında durur. Ve bi zâlike câeti sünnetun Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnette böyle geldi. Fi hadis Enes'in radıyallahu anh, Hazreti Enes'in hadisinde geldi ki bir adam oldu mu imamın sağında durur. Peygamber Efendimiz böyle yaptı, böyle öğretti. وَفِيمَا حَدَّسَنَا بَكْرُ بْنِ اِدْرِيسِ وَقَالَ حَدَّسَنَا آدَمُ وَقَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi. قَالَ dedi, buyurdular ki اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Peygamber Efendimiz'e geldim. وَهُوَ يُصَلِّي Halbuki o namaz kılıyordu. فَقُمْتَ عَنْ يَسَارِي Ben solunda durdum. فَأَخْلَفَنِي فَجَعَلَنَا عَنْ يَمِينِي Beni gerisin geri itiledi, sağ tarafını aldı. Sağ tarafında durunca sünnette oldu. Bir adam olursa imamı sağında kılacak. Evet, bu da sünnet. İspat etti bunu. فَهَذَا مَقَامُ الْوَاحِدِ مَا الْاِمَامِ İmam ile beraber bir kişi olursa işte bunun makamı bu. Nerede duracak? İmamın sağında. وَاِذَا كَانَ تَلَاتًا وَكَانَ اِذَا صَلَّى Peygamber Efendimiz namaz kıldığı vakitte oldu. Kıldırdığı vakitte kime? بِسَلَاسَتٍ Üç kişiye namaz kıldırdığı vakitte de oldu. اَقَامَهُمْ خَلْفَهُ Onları kendi arkasında durdururdu. Şimdi iki kişiyi bahsetmiyor. Bir kişi olursa sağında duracak. Sünnet bu. Üç kişi olursa peşinde duracaklar. هذا لا اختلاف فيه بين العلماء. Ulema arasında bunda ihtilaf yok. Üç kişi olursa ikisi sağında birisi solunda mı duracak? Yok. Üçü geride saf tutacak. Bunda ihtilaf yok. وَاِنَّمَا اخْتِلَافٌ فِي الْاِسْنِينَ İhtilaf iki kişidedir. İki kişi olursa nasıl olacak? Bire mi benzeyecek, üçe mi benzeyecek? İki kişi olursa birin hükmünü mü alacak, üçün hükmünü mü alacak? O vakitte biz arayacağız, bakalım ki birçok hükümler var ki birin hükmü başka, üçün hükmü başka. Arada bir de iki olursa o öteki hükümlerde, namazda değil, başka yerlerde. O iki, bir gibi mi, üç gibi mi? Onlara kıyas edeceğiz. Bir gibi ise bir gibi diyeceğiz. Üç gibi ise üç gibi diyeceğiz. Evet. فَقَالَ بَعْضُهُمْ Bazıları dedi ki, يُقِيمُهُمَا O iki kişiyi ikame eder imam. حَيْتُ يُقِيمُ الْوَاحِدَ Biri nerede durdurdusa, onları da öyle. Yani birisini sağında, birisini solunda durdurur. وَقَالَ بَعْضُهُمْ Bazıları da dedi ki, يُقِيمُهُمَا O iki kişiyi ikame eder. حَيْتُ يُقِيمُ السَّلَاسَ Üç kişiyi nerede durdurdusa orada, yani geride. İhtilaf burada. فَاَرَبْنَا اَنَّنْ زُرَ فِي ذَلِكَ Bunda da biz nazarı murad ettik. Dinâleme bilelim ki hel hükmü isneyni fî zâlik bu meselede ikinin hükmü ke hükmü selâse üçün hükmü gibi midir? Ev ke hükmü vâhid yoksa birin hükmü gibi midir? Buna da baktık. Fara'eyna Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem araştırdık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördük ki katkale buyurmuş. Aleyhissalatü vesselam ne buyurmuş? El isnânü femâ fevkahumâ cemâ'a Hadis bulduk. El-İsnânü iki. Fema fevkahuma ikiden yukarısı nedir? Cemaatün cemaattir. Öyleyse iki neye dahil oldu? Üçe dahil oldu. Haddesena bizalik. Bu hadisi bize rivayet eyledi. Ahmed ibn-i Davud. Kale haddesena Ubeydullahi ibn-i Muhammed'in Tehiyyü. Ve Musa ibn-i İsmail. Kale haddesena Rabi'u ibn-i Bedir. An ebihi, an ceddiye, an ebihi Musa el-Aş'ari. Ali'n-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizalik. Bu hadis-i şerifi de Ebu Musa el-Aşeri Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Yani bu hadis senedi sahihine sahih.
فَجَعَلَهُمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ikiyi kıldı, cemaaten cemaat kıldı. Üç hükmünde kıldı. فَسَارَ حُكْمُهُمَا Öyleyse ikinin hükmü oldu. كَحُكْمِ مَا Şöyle bir şeyin hükmü gibi oldu ki هُوَ اَكْتَرُ مِنْهُمَا O ikiden çoktur. İkiyi ne kıldı? İkiden çok olanın hükmünde kıldı. İkiden çok olan üç, dört, beş artık git yukarıya. İşte ikiyi de onlara ilhak etti. Bire değil. Yukarıya. La hukme ma şulbidin şeyin hükmünü kılmadı ki huve akallu minima. İkiden aşağı olan birin hükmünde kılmadı. Ve reynallah azze ve cel. Biz Cenab-ı Hakk'ın Hazretlerini gördük ki farada lil ah evil uht min kibelilüm. Ana tarafından bir bacısı yahut da bir kardeşi olursa buna farz olarak tekbir buyurdu. Es-Südüs'e altıda biri. Bir adam ölür de onun ana bir kardeşi olur yahut ana bir bacısı olursa onun hakkı nedir? Südüs altıda bir. Altıda bir onun farzıdır. Alır. Peki. Ve farada lil cemi'i. Birden çok olursa ona da kıldı. Es-Südüs'e Südüs. Bir olursa Südüs alır. İki olursa Südüs alır. Üçü, dört olursa gene sülüs alır. Bak orada iki, üçün hükmünde sülüs alır. Ve kezalike farada Cenab-ı Hak farz kıldı. Lil isneyin ikiye. İkiye de neyi verdi? Sülüsü verdi. Üçe sülüsü verdiği gibi ikiye de sülüsü verdi. Ve ceale Cenab-ı Hak kıldı. Lil uhdi minel eb. Bir adamın baba bir bacısı olursa, öldü baba bir bacısı var. Ona kıldı en nısfa mirasın yarısı. Yarısını ona verdi. Velil isneyin iki tane olursa es-sülüseyin malın üçte ikisini verdi. O baba bir bacısı olursa malın nesini alır? Üçte ikisini alırlar. Bir tane olursa ne alır? Nısfını alır. İki tane alırsa üçte ikisini alırlar. Ve kezalike esme'u böylece icma ettiler ki ennehu şan yekûnü's-sülüs Sülüs mü selase mi? Kezalike ecmu ennehu yekûnü selâs. Sülüs ne? Sülüsü nereye? Kim alacak sülüsü? Sülüseyn evvela isneyin de işte. Veli sülüs. Veli isneyin de sülüs. Sülüseyn işte. İki te... Üçte toplanıyor. Ve ceale lil uhdu minele ben nısf. Ve lil isneyle sülüseyin. İki tane olursa sülüsü alırlar. İki, üç, dört ne kadar olursa. Ve kezalike ecme'u icma ettiler ki ennehu olur, yekun olur. Ne olur? Es sülüsü. Sülüs nereden nereye çıktı bu? Sülüs de böyle olur. Yani iki sülüs alırlar, biri birisine, biri birisine. Halbuki üç tane olurlarsa yine öyle olacak. Ve ecme'u ennehu yekûnü orada bir ibarede bir şey var. Sizde de öyle ama yani üç de böyle. Bunda icma var. Yani üç bacı olsa yine sülüseyin alacaklar. İki tane sülüseyin aldıkları gibi üç de böyle olur. Ve ecme kezalike ecme'u ennehu yekûnü selâsü kezalik. Böyle olması lazım. Ve ecme'u icma ettiler ki enne lil ibneti en nısfa. Kız yarıyı alır. Ve lil benati et sülüseyin. Kızlar çok olursa sülüseyin alırlar. Ve kâle ekteruhum ulemân nekseri dedi. Ve ibn-i Mesud radıyallahu anhu fihim. İbn-i Mesud da onların içinde. Onlar hükmettiler ki enne lil isneteyni eyda. İki kıza da sülüseyin vardır. Abdullah ibn-i Mesud da onların öyleyse şimdi iki, üçe mi dahil oldu yoksa biri hükmüne mi indi? Üçe dahil oldu. O, onun bir meselede ihtilafı var. Şimdi burada esas biz İbn-i Mesud'u getiriyoruz ya. فَكَذَٰلِكَ هُوَ فِي النَّظَرِ Nazar da böylecedir. لَاَنَّ الْاِبْنَةَ بِرْ قِسْ لَمَّا كَانَتِ مِرَاتِهَا مِنْ اَب۪يهَا babasından almış olduğu mirasta oldu. Kel duhti fi mirasa min ahiyah.
bir kız kardeşi kendi kardeşinden mirası nasıl alırsa baba da şey kız da babasından öyle aldı. Nasıl? Kânetil ibnetâni eydâ, iki kız da oldu. Fî mirâsîmâ ebîmâ, babalarından almış oldukları mirası oldular. Kel uhdeyni fî mirâsîmâ min ehîmâ, kardeşlerinden aldıkları mirasa kıyas edildi o da. Fekâne hükmül isneyin, ikinin hükmü oldu. Fî mâvasatına bizim vesfettiğimiz bu meselelerde hükmel cemaat, cemaatin hükmü oldu. Lâ hükmel vâhid, birin hükmü değil. Öyleyse imamın peşinde iki adam olacaksa, üç adam nasıl duruyorsa iki adam da öyle duracak. Bu da kıyas. Yani rivayetler, iki rivayet var. Biri şöyle, birisi böyle. Fakat kıyas hangi tarafı tekviye ediyor? Üç. Hazreti Ömer'in rivayeti. Size yapılırsa hatalı mı oluyor? Şimdi bu sünneti meydana çıkaracak. Sünnet hangisi? فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ, bunun üzerine nazar nedir? اَنْ يَكُونَ, iki adam ola فِي مَقَامِهِمَا, duruşlarında, meal imam, imamlarıyla beraber فِي الصَّلَاتِ نَمَزَلَّ مَقَامَ الْجَمَاعَةِ, cemaatin makamında duralar. لَا مَقَامَ الْوَاحِدِ, bir adamın durduğu yerde değil, sağda solda değil. فَسَبَتَ بِذَلِكَ, bununla sabit oldu. Ney? مَا شُول, bir hadis ki رَوَى جَابِرٌ وَاَنَسٌ, Cabir ve Enes'in rivayet etmiş oldukları hadis sabit oldu. وَفَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ, Hazreti Ömer de böyle yaptı, bu sah. Böyle sabit oldu evet. وَهُوَ قَوْلَ اَبِي حَنِيفَ وَاَبِي يُوسُفُ وَمُحَمَّدٍ, Ebu Hanife'nin, Ebu Yusuf'un ve Muhammed'in kavilleri de budur, rahimahumullah. غَيْرَ اَنَّ اَبَا يُوسُفْ, yalnız şu kadar var ki İmam Ebu Yusuf قَالَ, buyurdu ki اَلْاِمَامُ بِالْخِيَارِ, İmam muhayyerdir. اِنْشَا فَعَلَى, dilerse yapar. كَمَا رَوَى بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, Abdullah bin Mes'ud'un rivayet ettiği gibi yapar. İmam muhayyerdir. İsterse birisinin sağında, birisinin solunda bulundurur. وَاِنْشَا, dilerse فَعَلَى, işler. كَمَا رَوَى أَنَسٌ وَجَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَّ, Enes ve Cabir'in rivayet etmiş olduğu gibi ikisini de geride durdurur. Yani imam muhayyerdir dedi. İmam Ebu Yusuf. وَقَبْلَ بِحَلِيفَةَ مُحَمَّدِ بِنُ الْحَسَدِ, İmam Ebu Hanife'nin ve İmam Muhammed'in kavli rahmetullah fi hâzâ, bu meselede اَحَبُّ, daha sevgülüdür اِلَيْنَا, bize. İmam-ı Tahavi diyor ki bize daha sevgülüdür. Yani onların isabeti daha kuvvetlidir. Yalnız sonra diyor ki İmam Ebu Yusuf'tan bu rivayet edildi ama sonradan da döndü gide rivayet ediliyor. Yani İmam Ebu Yusuf muhayyerdir imam. İster söyle, ister söyle yaptırır demiş. Eğer yer sıkı değil ise. Fakat İmam-ı Azam, İmam-ı Ahmet diyorlar ki yok. Abdullah İbni Mesud'den rivayet edilen o hadis zayıf kalıyor. Enes ve Cabir radıyallahu anh'a rivayet edilen hadis daha kuvvetli oluyor. Çünkü Hazreti Ömer'in de fiili o rivayeti teyit ediyor. O daha kuvvetli diyor. Yalnız öteki gibi yaparsak günahkar olmaz. Çünkü o öyle bir rivayette var. Birisini sağında, birisini solunda bulundurursa günahkar olmaz. Ama kuvvetlisi